8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz operatör doktor Berke Özkan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Hocam varisleri böyle çok çok iyi öğrenmeye devam ediyoruz. Evet, sizlerin sayesinde kimse varisten çekmeyecek, evet. Ağrı çekmeyecek diyebiliriz değil mi hocam? Evet, aynen öyle. Peki o zaman bugün de biraz varisin tedavi şekillerinden bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Hangi tedavi şekilleri var? Tabii. Siz neler yapıyorsunuz? Tabii, kimlere tabii. Neleri öneriyorsunuz? Tabii bahsedeyim şöyle. Şimdi öncelikle kısaca varisi anlatayım tekrar hatırlayalım. Varis neydi? Varis aslında bacağımızın toplar damarlarının kanı yukarı götürememe durumuydu. Venöz basıncının yani toplar damar basıncının artması durumuydu. Yani kan bacağımızda gölleniyor. Şikayetler bundan mütevellit öyle diyelim. Damarlar görünür hale geliyor. Ayağımız şişiyor. Ayakkabı küçük geliyor. Yürürken bazen bizi topallatabiliyor. Uzun süre ayakta kalamıyoruz. Bu yüzden ağrımız olabiliyor. Görüntü giderek bozuluyor. İşte kılcal damarlar görünüyor. Büyük damar paketleri şeklinde çıkabiliyor. Bunlar da bizim yani varis hastası olduğumuzu gösteren şeyler. İçeride bir yetmezliğimiz var. Bizim hedefimiz bu iç varis. Toplumda iç varis olarak bilinen kaçak var bende hocam diye geliyor mesela hastalar. İşte bu kaçağı yok etme üzerine. Bütün tedavi modelleri bunun üzerine. Eskiden ameliyatla alınan bu damar artık ameliyat edilmiyor. İğne deliğinden minimal invaziv diyebileceğimiz bazı yöntemlerle tedavi edebiliyoruz. Bunların en başında başarı oranı en yüksekten en düşüğe doğru gidelim. Yani en düşük derken %1 değil tabii başarı oranı. Yani %95 başarı olan bir yöntem lazerden işte ultrason eşliğinde köpük tedavisi. Onda %80 yani başarı oranı. Hani çok da düşük değil. Yani %80'in üzerinde aslında başarı sergiliyorsunuz. Tabii. Bu minimal invaziv yöntemlerle. Tabii ki. Hep nerede yani lazer yaptığımızda %95-99 neredeyse. Yani, kurtuluyoruz. Tabii o kaçağın yok olmama ihtimali neredeyse yok yani öyle söyleyeyim. Lazer şöyle oluyor. Ameliyathane ortamında aslında yani lokalle olabilecek bir işlem olmuyor genellikle. Ameliyathane ortamında belden aşağısı hastanın uyuşturularak ya da hafif bir anestezi altında da olabiliyor. Her zaman illa hani belden aşağısını işte anestezi alacak öyle bir şey yok. Bazen hafif bir sersemlikle de bazı hastalar tolere edebiliyor. İğne deliğinden ultrason eşliğinde bir lazer kateteriyle bu hasta damarın içine girip o içeriden o hasta damarı yok etme tekniğidir bu. Dakikalar yani aslında dakikalarla ölçülen bir ameliyat. Yani 3-5 dakika içinde bitiyor işlem. Genellikle yani komplikasyonu oldukça düşük bir yöntem. Yani bu işlemden sonra, bu ameliyattan sonra işte pıhtı atabilir mi veya ölüm riskidir vesaire. Bunlar yani diğer mesela ameliyatlara nazaran daha yüksek veya daha düşük değil. Onu söyleyeyim. Eski kullanılan varis ameliyatı yani açık varis ameliyatına göre daha düşük. O net. Hı hı. Onu da söyleyeyim. Hemen akabinde akşam taburcu olabiliyor lazerden sonra. Radyo frekans aynı minvalde aynı şekilde gene ameliyathanede gene hafif sedasyonla yani biraz sersemletilerek ya da belden aşağısı uyuşturularak hastanın yapılan bir yöntem. Gene iğne deliğinden ultrason eşliğinde teknik aynı. Kateter farklı. Radyo frekans kateteri. O da hızlı bir şekilde ısıtılıp koagülasyon yani koterize ediyor aslında damarın içinde. Aynı şey, hiçbir fark yok. Bunun biraz daha düşük başarı oranı. %95 lazer dedim. Mesela bunun 85-90 arası. Bu işte patensi, işte şey açıklık. Yani mesela postobunda bakıyoruz yıllar içinde. 5 yıl, 10 yıl içinde bize nüksle gelme olasılığı açısından söylüyorum size. Biraz daha hani ona nazaran biraz daha düşük. Bundan sonrasında benim de sık kullandığım bir yöntem damar yapıştırma yöntemi. Gene çok hani pratik olması babında çok öne çıkıyor. Çünkü bir dakika içinde mesela bundan kurtulabiliyorsunuz. Ameliyathanede yapmıyorum ben bu işlemi. Lokal anesteziyle yapıyorum. Hemen ayağa kalkabiliyor hasta, işine gidebiliyor. Çok hızlı, çok etkili. Bunun başarı oranı %85'lerde. Yani 100 hastaya yaptığımızda işlemi 85 tanesinin sorunu çözülmüş oluyor. Bu iç varisini kaçağı yok etmiş oluyoruz. 15 tanesinde tekrar başka problemlerle gelebiliyor. O da çünkü tam yapışmadığı için işte orada şey rezidü kaçak kaldığı için oluyor. Bunun arkasından ultrason eşliğinde köpük tedavisi geliyor. Ultrason eşliğinde köpük tedavisinde de mantık aynı, hiçbir fark yok. Onda tabii biraz daha manipülasyon yeteneğimiz biraz daha
düşüyor. Çünkü şey, orada ilaç veriyoruz biz bu hasta damara yok etmek için. İçine ilaç veriyoruz. O ilaç oradaki damarı tahrip ederek tıkıyor. Kontrollü bir tıkanıklık ama bu. Şey gibi düşünmemek gerekiyor. İşte hocam damarım tıkandı, ciğerime, kalbime, beynime pıhtı attı şeklinde değil. Oradan o pıhtı yürümez. Onu söyleyeyim. Bunun da artık %80 gibi düşünmek lazım. Çalışmalar o yönde. 100 hastadan 80'i, 75-80'i bu işlemden fayda görüyor. Definitif. Yani artık o kaçak kapanıyor, iç varisinden kurtuluyor. O da 1-2 dakika içinde hallolan bir şey. Anestezisiz bile yapılabiliyor, öyle söyleyeyim. Şimdi riskleri açısından düşündüğümüzde damar yapıştırma, örnek veriyorum oradan gidecek olursak, damar yapıştırmada sadece lokal anestezi alıyor. İşlem riski yok denecek kadar az hasta için. Herhangi bir, yani tabii ki doğru teknikle uygulandığı zaman, yani komplike olma olasılığı çok düşük. Köpük tedavisinde, yani ultrason eşliğinde köpükle yok etmeye kalkarsak varisi, iç varisinizi, orada hastamızın böbreklerinin iyi olması lazım. Çünkü dolaşıma bir ilaç geçiyor. 1950 yılından beri kullanılan bir ilaç. Türkiye'de çok yaygın, bütün dünyada yaygın. Yani bütün komplikasyonları biliniyor artık. Nasıl mücadele edileceği biliniyor, öyle söyleyeyim. Orada da tabii ki kronik bir hastalığı varsa, işte böbrek hastalıklarına yapmıyoruz. Çok düşkünse ileri yaşlarda uygulamamak gerekiyor, örnek veriyorum. Lazer ve radyo frekans için anestezi risklerini düşünmek lazım. İşlem için gene aslında işte hani pıhtı atar mı şu bu vesaire, diğer ameliyatlardan çok farklı değil. Gene anestezi riskleri de çok farklı değil. Yani genel olarak toparlayacak olursam aslında çoğu oldukça düşük, yani risk barındırmayan yöntemler. Bu lazer ve radyo frekansta anestezi şart mıdır? Ya, Tabii. Yani çok ısınıyor. Kateter bacağınızı çok ısıtıyor. Yani mutlaka gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki bana anestezi vermeyin hocam lütfen diyen hastalar oluyor. Yani hani yapıyoruz. Anestezi vermeden yaptık mı? Yaptık. Ama ağırlı bir süreç. Ağırlı. Evet. Peki ameliyat sonrası nasıl ve nelere dikkat etmesi gerekiyor? Tabii şöyle, yani bütün bu işlemlerin postobu, ameliyat sonrası hepsine çok benzer. Genellikle steril filebit oluşuyor. Yani filebit dediğimiz o damarın tıkanma süreci. Ultrasonda belli bir görüntüsü var, işte damarın yok olduğuna dair bulgular var. Hasta bunu yaşayabilir, yani ağrı olabilir. O işlem bölgesinde morarma, sertleşme, kızarıklık olabilir. Bunları yaşayabilir. Hiç, yani genellikle 3 hastadan biri bunları yaşıyor. Hassasiyet oluyor, kızarıklık oluyor, sertleşme oluyor. Bazen çok dayanıklı, yani şimdi her hasta da aynı değil, herkesin ağrı eşiği de aynı olmadığı için bazen işte ben yürüyemiyorum hocam, yani derecesine gelebiliyorlar. Bu da kendiliğinden geçen bir süreç, kendi sınırlayan bir süreç. Ağrı kesici veriyoruz, standart ağrı kesiciler veriyoruz. Ekstra bir şey hani önermiyoruz, buz koymalarını öneriyoruz. Genellikle bu şekilde, lazer de olsa, radyo frekans da olsa, yapıştırsak da, bazen işte ultrason eşliğinde köpük tedavisi de olsa steril filebit olabiliyor postobunda. Bir hafta içinde, 4-5 gün içinde genellikle kendi sınırlayıp iyi huylu bir tablo kendiliğinden geçiyor. Olmasını da bazen istiyoruz aslında. Çünkü bu olduğunda artık emin oluyoruz o damarın yok olduğundan. Onun dışında yani en sık gördüğümüz şeyi bu, komplikasyon diyeyim. Bu şuna mı benziyor? Bazen hastalar damar yolu girdikten sonra biliyorsunuz, evet, bazen kolunda tabii. Bir şey olur. Aynı ağrıdan şey. Şikayet ederler. Muhtemelen bir filebit olmuştur. Aynen orada. Aynı şey. Hiçbir farkı yok. Tabii bu daha büyük çapta bir hani şey, damar. Aynı şey, hiçbir farkı yok. Ama geçici bir süreç herhalde. Geçici. Değil mi? Biraz tabii. Sabırla. Aynen. Varisten kurtuluyoruz yani. Aynen, birazcık o tip ağrılardan da. Bol hareketli olmalarını istiyoruz hastaların. Bu dönemde işte eve gidip yatmayın. Hani ben ameliyat oldum falan. Zaten hedefimiz o, yani hareketli olalım, işimizden gücümüzden kalmayalım, hızlı toparlayalım. Onun dışında şimdiye kadar hani şükürler olsun bir sorun yaşamadık. Aslında o tarafı birazcık açabilir miyiz? Yani bu ameliyat sonrası veya bu bahsettiğiniz işlemlerden sonra bu hastalar bu endikasyonları tekrar yaşamamak için, nüksleri tekrar yaşamamak için şöyle, veya o süreçleri daha kolay atlatabilmek için nelere dikkat etmeliler? Ya şöyle, bir kere onu ben söylüyorum aslında, kilo almamak lazım. Hani doğum başlı başına zaten hani varis için bir risk faktörü. Hani gebelik düşünülebilir. Eğer hani çok mesela çok ileri derecede varisi olan hastalar
işlem görüyor ve varisinden kurtulduktan sonra hani gebe, yani gebe kalmayın diyoruz artık onlara mesela. Hani çünkü tekrarlar, nüksetme olasılığı yüksek gebelikte. Kilo almayın diyoruz. Kilo direkt ilişkili çünkü. Sigara indirekt olarak hani bütün damar sağlığı açısından zaten olumsuz etkileri var. Spor, düzenli hayat yani onları çok öneriyoruz. Yani bazen tabii ki bazı hastalarda da hani düzenli varis çorabı giyin diye önerdiğimiz hastalarda yok değil, var aslında, var. Nüksetme olasılığı biraz genetik temelleri de olan bir mevzu. Hani şimdi direkt nüksetmez kesinlikle diyemeyiz. 6-7 yıl içinde %15, %20 yani nüksetme, ne yaparsak tabii var, ne yaparsak yapalım, o iç varisin bahsettiğimiz şeyin nüksetme ihtimali var. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bilgiler için. Sağ olun. Efendim, bugünkü program konuğumuz operatör doktor Berke Özkan'dı. Kendisine tekrar verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.